Bazen sadece bir çıt sesi duyarsın ve bu sesi duyduğunda gitmen gerek. Bazen bir eşyadan gelir, bazen üçüncü bir şahıstan. Çünkü kader. Bazıları abajur alır evine, bazıları da portatif bir lamba taşı yanında. Bazılarının koltuk takımı vardır, bazıları da otelde yaşar. Bazen her şey bir anda olsun istersin. Bazen de her şeyi bırakıp kaybolup gitmek. Bu diziler insanların hayatlarındaki farklı durumlar ve bu durumlardaki düşünceleri ve endişeleri yansıtmaktadır. Bazen hayatta gitmemiz gereken yerlere ulaşmak için sadece bir çıt sesi gelir. Bazen de her şeyi bırakıp sıfırdan başlamak isteyebiliriz. İnsanlar farklı hayat durumlarına sahip olabilir ve bu durumların her birine uygun farklı düşünceler ve endişeler oluşabilir. Ancak bu durumlardan kurtulmak için kendimize ve hayatımızdaki değerlerimize odaklanmak ve kararlarımızı kendimize uygun bir şekilde almak gerekir. Endişe konusunda birçok filozof ve düşünür farklı öğütler sunmuştur. Epikuros'a göre endişelerimizin çoğunun gelecekte olacak olaylarla ilgili olduğunu ve bu nedenle de geçmişte ve şimdiki zamanla mutlu olabilmemizin önemli olduğunu vurgulamıştır. Stoacılara göre ise endişelerinin kaynağının insanların kontrol edemeyecekleri şeylerle ilgili olmasından kaynaklandığını öne sürmüşlerdir. Bununla birlikte kontrol edebilecekleri şeyleri kontrol etmeyi öğrenirler ve bu şekilde endişelerin üstesinden gelmeyi öğrenir. Stoacılarla ilgili videom açıklama kısmında bırakacağım daha detaylı işleneyen bir video. Zen Budizmine göre de endişeleri ortadan kaldırmanın yolu, beyninin fikirleri ve düşünceleri izole etmeyi öğrenmesi olduğunu öne sürmektedir. Bu meditasyon ve dikkatli nefes alma gibi tekniklerle elde edilebilir. Albert Ellis'e göre insanların endişelerinin çoğunun mantıksız düşünceleri olduğunu öne sürmüştü. İnsanların mantıksız düşüncelerini değiştirerek endişelerini azaltmayı hedeflemektedir. Ve son olarak da çok sevdiğim bir aktörün söyleşisinde söylediği şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Arada sırada dünyayı boş vermeyi öğren. Buna hakkın var. Sadece düşünmeyi bırak. Endişelenmeyi, kötü bir şey olacak diye korkmayı, merak etmeyi, incinmeyi, şüphelenmeyi, korkmayı bırak. Bir şeyleri düzeltmeye çalıştıkça işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Kolay yolu umut etmeyi bırak. Bir şey olacaksa o zaten seni bulur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.